Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Bugün Karanlık Dosyalarda Christine Falling davasından bahsedeceğiz. Bu olaya benzer birkaç videom var daha önce yaptığım. Hemşirelerle alakalı yapmıştım hatta. Onları da hani şöyle ekrana koyarım fotoğraflarını. Ee, i̇zlemeyenler varsa merak edenler bakabilirler. Ama benim kanalda anlattığım ve en çok konuştuğumuz davalardan birisi oldular bunlarda. Bunun yanında ülkemizde de benzer şeylerin yaşandığını gördük son zamanlarda ne yazık ki. Bu da tam olarak öyle bir dava olmasa bile çok benziyor. Bu sefer bir bebek bakıcısından bahsedeceğiz. İsterseniz videomuza geçelim. Sanki ebeveyn olmak yeterince zor değilmiş gibi birçok ebeveyn çocuklarını güvendikleri, güvenmek zorunda oldukları kişilere emanet ediyorlar. Bu doktorlar olabiliyor, bebek bakıcıları olabiliyor, yakınları olabiliyor ve bu konuda aslında hiç kimse hiçbir şeyden emin olamıyor. En başta da çocuğunun güvenliğinden. Çünkü sizin çocuğunuza hiç kimse sizin gibi bakmıyor. Bu da bir gerçek. Ve bugün cehennemden gelen bebek bakıcısı olarak bilinen Christine Fallingin yaptıklarını duyduğunuzda insanlara güvenme konusunda yine tekrar tekrar aklınızda soru işaretleri olacak. Ben bu davalarda biliyorsunuz ki insanların geçmişini incelemeyi de seviyorum. O yüzden ilk ilk olarak sizlerle Christine Falling kimdir, nasıl bir geçmişten gelmiştir bunları konuşalım. Bahsedeceğimiz tarzda suçlar işleyen birçok insanda olduğu gibi Christine de zor bir başlangıç yapmıştı hayatına. Bu hiçbir şekilde en başından söylüyorum hiçbir şekilde bir bahane olamaz suçlarını hafifletecek bir şey olarak görülemez. Sadece burada sizin de benim gibi bir şeylerin sebebini ya da e, kişilerin kafasındaki düşünce şeklini, sorgulamayı bunları araştırmayı sevdiğinizi bildiğim için bu konuda da bahsetmem gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Christine'in annesiyle babasının arasında çok toksik bir ilişki vardı. Aslında ilişki kelimesini kullanırken bile tereddüt ediyorum. Kullanmak istemiyorum. Çünkü Christine'in annesi bir çocuk gelindi ve yaşı kendisininkinden 4 kat büyük olan bir adamla evlendirilmişti. Christine 12 Mart 1962 tarihinde Perry, Florida'da doğdu ve annesi ise Ann adındaki bir kadındı. Ann Christine doğduğunda 16 yaşındaydı ve çok daha yaşlı bir adamla, 65 yaşındaki Thomas adlı birisiyle evliydi. Ve Christine doğduğunda adı Christine Falling değildi. Nasıl olduğuna da geleceğiz. O zamanlar Christine Laverne Slaughter olarak biliniyordu. Şimdi Christine doğduğunda annesi 16 yaşındaydı demiştim size hatırlarsanız. Ama Christine ilk çocuk değildi arkadaşlar. Christine'in bir de ablası vardı. Yani annesi Christine'le doğurduğundakinden daha gençti aslında ilk çocuğunu doğurduğunda. Ve Christine'den sonra da Anne'in iki tane erkek çocuğu oldu. Bunlardan birisinin adı Michael, diğerinin de Earl'dü. Ama babaları Michael'ın büyük ihtimalle başka bir adamdan olduğuna inanmaktaydı ve bu yüzden kendi oğlu olarak sadece Earl'ü görüyordu. Bunun sebebi ise Anne'in ara sıra evden böyle bir süreliğine uzaklaşmasıydı. Ba alıp başını gidiyordu bir yerlere ve bir süre sonra geri dönüyordu hiçbir şey olmamış gibi ve e eşinin söylediğine göre döndüğünde hamileydi bir keresinde. Bu yüzden de başka erkek çocukları olduğuna inanıyordu. Zaten sonunda bir gün Anne evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Söylenenlere göre Christine'in hem fiziksel hem mental olarak çok fazla problemi vardı. Epilepsi hastasıydı, nöbet geçirmeye çok yatkındı, kilo sorunları yaşıyordu ve gelişimsel olarak ciddi anlamda bir gecikme vardı Christine'de. Evdeki olaylar, evdeki atmosfer de düşünüldüğü zaman Christine'in sorunları gitgide daha da kötüleşiyordu. İlgi görmek falan tamamen geçtim. Şiddet içerisinde büyümüş bir çocuktu kendisi. Slaughter ailesi aynı zamanda yoksulluk içerisinde yaşıyordu. Öyle e, iyi bir gelirleri de yoktu. Thomas ormanda çalışıyordu. Anne de hani evde olduğu zamanlar ev hanımıydı. Onun dışında gittiği zamanlarda tabii onda da o o da ortalıkta yoktu. Thomas'ın ormancılıktan aldığı gelirle çocuklarının sağlık ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Yani düşünün, sağlık temel bir ihtiyaçtır ve bunu bile karşılayamadıkları bir noktada dolayısıyla doğru düzgün de bakamıyorlardı çocuklara. Bundan dolayı Christine ve ablası daha küçük bir çocukken evlatlık verildiler. Öl ve Michael ama ailede kalmışlardı. Çünkü onlar erkek çocukları olduğu için anne babanın gözünde ağır işler yapabilecek ve Thomas'a ormanda yardım edebilecek nitelikteydiler. Bu yüzden onları evlatlık vermemeye karar vermişlerdi. Hem Christine hem de ablası Falling ailesi tarafından evlat edinildiler ve aslında Christine'in soy ismi de bu aileden gelmekte. Bu kişilerse Jesse ve Carol Falling'di. Jesse ve Carol her pazar kiliseye gidiyorlardı, dinlerine çok bağlı görünüyorlardı, işte halk içerisinde iyi birileri olarak biliniyorlardı. Ama maalesef ki evin içerisinde işler çok farklıydı. Çünkü üvey babaları Jesse Falling'in iki kıza da CSD bulunduğu iddia edilmekte. Her ne kadar Jesse ve Carol bunu sonuna kadar inkar etseler de böyle bir iddia ortada var bunu da belirtmek isterim. Zaten Christine'in sorunlu davranışlar sergilemeye başlaması da bu noktada aslında şaşırtıcı bir şey değil. Yani e, hiçbir şansı olmamış çünkü çocukluğunda, doğduğu aile olsun, belli başlı yaşam şartları olsun sağlık sorunları olsun daha sonra evlatlık verilmeleri ve huzurlu bir ailede yine büyüyemiyor olması bütün bunlar Christie'nin öfke patlamaları öfke nöbetleri geçirmesine sebep oluyordu ve bunu artık çok sık yaşamaya başlamıştı belli bir noktada kısa sürede de Jesse ve Carol Bununla artık baş edemeyeceklerini düşündüler ve iki kızı da başka bir yere evlatlık vermek istediklerine karar verdiler. Bunun ardından da kızlar Orlando, Florida'daki Great Oaks Village adlı bir grup evine yerleştirildiler. Christine o zamanlar sadece 9 yaşındaydı ve bu yerleştirildiği 3. evdi. Evet buraya gelmek Christine'in üvey babasından uzaklaşmasına sebep sağlamıştı. Aile içerisindeki o sıkıntılarla uğraşması gerekmiyordu artık ama yine de davranışlarında herhangi bir düzelme olmadı maalesef ki bu videolarda bahsettiğim psikopat kişilik bozukluğundaki insanlar için, ortak olan bir nokta var. Bu da hayvanlara zarar vermek. Christine de kediler üzerinde özellikle bunu gerçekleştiriyordu. Gerçekten 9 canları olup olmadığını görmek için söylediğine göre onları ya bir yerlerden atıyordu ya da e, boğmaya çalışıyordu. Çeşitli şeyler yapıyordu onlara. Bunun sonucunda tabii hayvanların çoğu hayatını kaybediyordu ama bu Christine'in deneylerini devam ettirmesine engel olmamıştı. Grup evindeki bakıcılar da onunla nasıl başa çıkacaklarını bilemiyorlar artık. Yani Christine'i sürekli yalan söyleyen, bir şeyler çalan, kuralları çiğneyen bir çocuk olarak tanımlıyorlardı. Ve bunların hepsini de dikkat çekme amacıyla yaptığını düşünüyorlardı. Yine bu grup evinde diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğradığına dair de iddialar var. Bunların sebebi de söylenenlere göre dış görünüşü ve gelişimsel olarak çok geride kalmış olması diğerlerine göre. Christine'in anlama yeteneği 6. sınıfa kadar devam etti ve bunun ötesinde bu seviyenin ötesine hiç geçemedi bundan dolayı da 7. sınıfta okulu tamamen bıraktı yaşıtları o zamanlarda işte modaya makyaja böyle sevgilileri olmasına vesaire ilgi duymaya başlamışken Christine aynı öfkeli çocuk olarak kalmaya devam etti herhangi bir şekilde mutlu olacağını hissettiği bir yer yoktu gidebileceği birisi yoktu bir kapı yoktu ve bunun sonucunda 12 yaşındayken grup evinden ayrıldı ve biyolojik annesini bulmak üzere yolculuğa çıktı. Tahmin edebileceğiniz üzere annesi harika bir rol model değildi Christine için. Ve Christine henüz 14 yaşındayken 20 yaşından büyük birisiyle onu evlendirdi. Bunun sebebi de muhtemelen hani artık evden çıksın, maddi olarak, manevi olarak ben ondan sorumlu olmayayım, kendi hayatından kendinden sorumlu olsun diye düşünmesiydi. Ki hepsinin yanında zaten kendisi de çocukken gelin olmuştu ve büyük ihtimalle bunda bir yanlışlıkta görmüyor olabilirdi. Her neyse Christine'in evliliği sadece 6 hafta sürdü. Anca 6 hafta dayanabildi kız. Başından beri sık sık öfke patlamaları yaşıyordu zaten ve e, daha Çocuktu yani, herhangi bir şekilde gelişimsel bir gerilik yaşamıyor olsa bile bir çocuktu, 14 yaşındaydı ve e, evlilik çöktükten sonra da ilgi çekme davranışları tekrardan yüzeye çıkmaya başladı. Artık böyle durmadan hastaneye gidiyordu ve e, çeşitli tıbbi sıkıntılar uyduruyordu. İşte benim işte regli oldum çok fazla kanamam var. Çok karnım ağrıyor ya da e, ne bileyim geçmeyen baş ağrım var gibi gibi bu tarz şeyler söylüyordu. Hatta size şöyle söyleyeyim. 2 yıllık bir süre içerisinde 50'den fazla kez hastaneye gitmişti Christine. Doktorlar da bakıyorlardı, bir problem göremiyorlardı ve ne yapacaklarını bilemedikleri için e, genellikle tedavi edemeden Christine'i geri gönderiyorlardı. Artık evli de değildi ve e, annesiyle birlikte yaşamaya devam ediyordu ama annesi ona artık bir işe girmesi gerektiğini ve faturaları ödemesine, kendisine yardımcı olması gerektiğini söyledi. Bunun ardından hani Christine iş aramaya başladı ama bu da çok kolay bir şey değildi. Çünkü 6. sınıftan sonra okulu bırakmıştı ve belli başlı problemleri vardı anlama konusunda falan da. Bunun sonucunda da mahalledeki çocuklara bakabileceğini düşündü. Yani bir bebek bakıcısı olacaktı. Kendisi çok fazla içsel karmaşa yaşıyordu. Çok fazla mental olarak problem içerisindeydi. Ama bir şekilde diğer ebeveynlere karşı böyle güvenilir, nazik, şefkatli bir genç kız gibi görünmeyi başarlamış, başarmıştı. Kendini o kadar toparlamıştı yani. Ve e, insanlar da ona çocuklarını emanet etmeye başladılar. Ama bu çok büyük bir hata olacaktı. Tarih 22 Şubat 1980'di. 17 yaşındaydı Christine o sırada ve Muffin lakabı olan 2 yaşındaki Cassidy Jansen'ın ebeveynleri Christine'den kızlarına bakmasını istediler. İkisi de çalışıyorlardı çünkü ve evde olamıyorlardı. Çocuklarını da yalnız bırakamıyorlardı doğal olarak. Christine işe alındı ve ilk başta her şey çok güzeldi her şey yolunda gibi görünüyordu. Ebeveynler eve geliyorlardı ve kızları hep uyuyor oluyordu genellikle. Gayet de huzurlu gibiydi. Bu yüzden bir şeyden şüphelenmediler. Christine de düzenli olarak ödemelerini alıyordu tabii ki. Ama aradan birkaç gün geçti ve bir şeylerin ters gittiği artık net bir şekilde ortadaydı. Küçük kız bir anda inanılmaz derecede hassa, uyuşuk bir hale gelmişti ve böyle e, yürüyemiyordu doğru düzgün. 2 yaşındaydı, yürümeyi çoktan öğrenmişti ama yürürken aksamaya başlamıştı. Bu yüzden ebeveynleri bunu fark ettikleri anda onu hemen bir doktora götürdüler. Doktor da yaptığı muayene sonucunda Cassidy'nin kafa derisinde morarma olduğunu keşfetti ve bunun da aslında bir kafa travmasından kaynaklandığını ve sonuç olarak bir beyin iltihabı vakası olduğuna e, olduğu kanısına vardı. Ve bunun bir kafa travmasından kaynaklandığını, e, bir bir tür bir beyin iltihabı olduğunu söyledi. Aradan 3 gün geçti, sadece 3 gün ve Cassidy yaralarından dolayı hayatını kaybetti. Tam bu sırada da Christine'in bakımı altında olan bir başka çocuk olan 3 yaşındaki Kyle Summerlin menenjit nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve onun durumu da çok kritikti. Ama neyse ki en azından Kyle hayatta kalmayı başardı. Cassidy'ye bir otopsi yapılmaya karar Kesi diye bir otopsi yapılmasına karar verildi. Çünkü hani çok sağlıklı bir çocuktu o noktaya kadar. Yani birden nasıl böyle bir şey yaşanmış olabileceğini anlamıyorlardı. Ve otopsi sonucunda da kafatasına aldığı bir kün travma sonucu hayatını kaybettiği sonucuna varıldı. Ebeveynleri hani herhangi bir şekilde bir yerden düştüğünü, kafasını bir yere vurduğunu hatırlamıyorlardı. Ve polise de hani belki Christine'in gözetimi altındayken düşmüştür dediler. Polis Christine ile görüştüğünde o da bir süre Cassidy'yi odasında yalnız bıraktığını ve geri döndüğünde çocuğu yerde baygın halde bulduğunu söyledi. Büyük ihtimalle beşiğinden düşmüştü dedi ve ona göre bu trajik bir kazaydı. Ne yapacağını bilememişti, kendine getirmeye çalışmıştı ama tabi ciddi bir şey yok diye düşünmüştü. Her ne kadar Christine'in söyledikleri polise şüpheli gelse bile bunu kanıtlayacak yani bunların şüpheli olduğunu kanıtlayacak bir şey yoktu ortada. Bu yüzden dava kapatılmış sayıldı ve Christine herhangi bir şekilde bu konuda suçlanmadı. Bu olayın ardından Christine yeni bir başlangıç yapmak istedi ya da bir nevi kaçtı diyelim. Lakeland, Florida'ya taşındı. Ve burada yeni mahallesindeki ebeveynlere tekrardan bir hani bebek bakıcılığı hizmeti sunmaya başladı. İki erkek bebek vardı, kardeşlerdi ve onlara bakıcılık yapmaya başladı 1981'in başında. Ama e, birkaç gün sonra böyle aniden çocuklarda bir kasılma meydana gelmeye başladı ve bunun sonucunda da hastaneye kaldırıldılar ama neyse ki iyileşebildiler. Evet bu iki çocuk şanslıydı ama Christine'in bakıcılığını yaptığı her aile maalesef öyle olmayacaktı. Baktığı çocuklardan biri Jeffrey Davis adındaki 4 yaşındaki bir erkek çocuğuydu. Christine'in söylediğine göre çocuk öğle uykusuna yatmıştı ve Christine onu uyandırmak için yanına gittiğinde çocuğun bilinci bir türlü yerine gelmemişti. Christine'in söylediğine göre küçük çocuk uykusunda nefes almayı çoktan bırakmıştı ve Christine yatak odasına girdiğinde de çoktan hayatını kaybetmiş haldeydi. Burada da yine o yaşa kadar o zamana kadar gayet sağlıklı olan bir çocuktan bahsediyoruz. Bundan dolayı aniden böyle bir şey yaşandığı için ona da bir otopsi yapılması gerektiğine karar verildi. Tıbbi raporda Jeffrey'nin kronik bir kalp rahatsızlığından muzdarip olduğu ortaya çıktı. Ama e, bu sebepten dolayı sadece bu sebepten dolayı hayatını kaybetmediği söylendi. Başka bir olası sebepse bulamıyorlardı. Nasıl bilmiyorum gerçekten hani. Sonuçta bu kadın profesyonel falan da değil yani. Ama başka bir olası sebep bulamamışlar. Benim kaynaklarda gördüğüm buydu. E, bu yüzden de hani e, rahatsızlığından dolayı büyük ihtimalle işte dayanamadı hayatını kaybetti kalbinde bir problem oldu dediler ama bunun dışında ani bebek ölümü sendromu diye bir şey de var e, daha önceki bu hemşirelerle alakalı videolarımı özellikle izlediyseniz oradan da duymuş olabilirsiniz e, herhangi bir sebep olmadan çocukların hayatını kaybettiği vakalar bunun da öyle bir şey olabileceğini düşündüler açıkçası ve hani hiç kimse Kristin'in yanlış bir şey yaptığından şüphelenmiyordu. Bak sinirden geleceğim artık. Hiç kimse de araştırmıyor. Yani çok ilginç. Çocuklara otopsi yapılıyor. Bu kadının geçmişi araştırılmıyor. Daha önce bakımının altındaki bir çocuğa bir şey oldu mu? Buna bakılmıyor. Ve hiçbir şekilde ona dair bir sıkıntı yok ortada yani. Gayet rahat bir şekilde diğer çocuklara bakmaya ve Onları hastanelik etmeye devam ediyor bu süreçte. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu en son bahsettiğim e, Jeffrey'nin ailesi Christine için böyle çok kötü hissetmişlerdi kendilerini. Vicdan azabı çekmişlerdi. İşte ay bu kız ne kadar üzücü bir şey yaşadı. İşte sadece bebek bakmak istemişti ama böyle bir şeyle karşılaştı. Şimdi kendini suçluyordur falan diye ona üzülmüşlerdi. Buna ek olarak Jeffrey'nin cenazesinin olacağı gün onun ailesinin işte e, akrabaları kendi çocuklarına bakmasını istediler Christine'den. Yani aslında şimdi de Christine Jeffrey'nin kuzenine bakacaktı. Ee, bu da hani cenaze sırasında orada çocuğu bulundurmak istemediklerinden ötürüydü. Ve tıpkı Jeffrey'nin hayatını kaybedişinde olduğu gibi küçük Joseph de o gün uykuya daldı ve bir daha uyanmadı. Yani bu iki çocuğun ailelerin yaşadığı ızdırabı, acıyı hayal edebiliyor musunuz? ya yani birkaç gün arayla kendi ailelerinden iki küçük çocuğu kaybettiler. Şimdi diyeceksiniz ki burada artık Christine'in foyası ortaya çıkmıştır. Maalesef hayır. Çünkü Joseph'in de viral bir enfeksiyondan dolayı ölmüş olduğu düşünülüyordu. Hatta Joseph ve Jeffrey aynı yaşlarda kuzenler oldukları için ve birlikte vakit geçirdikleri için de Joseph'ten Jeffrey'ye geçmiş bir virüs olabileceğini, ikisinin de bu sebepten de hayatını kaybetmiş olabileceklerini düşünmeye başladılar. Yani ölümleriyle alakalı daha fazla araştırma yapılması gerekmiyordu. Christine ise bu son trajediden sonra annesinin yanına, memleketine dönmeye karar verdi ve başka bir yeni başlangıç yapacaktı kendince. Bebek bakıcılığına bir süre ara verdi ve 77 yaşındaki Wilburn Swindle adlı bir yaşlı bir adamın evinde hizmetli olarak çalışmaya başladı. Wilburn yaşlıydı ve aynı zamanda kanser hastasıydı. Bu yüzden kendi işlerini yapamıyordu. Yani hayatını tek başına idame ettiremiyordu. Christine de ona yardım edecekti. Bir yandan para kazanacaktı anladığınız. Ama Christine bu dünyadaki en şanssız insanlardan birisi herhalde. Çünkü daha ilk çalışma gününden Wilburn aniden mutfağında hayatını kaybetti. Daha ilk gününden. Ve onun ölümü de yakından incelenmedi. Çünkü dediğim gibi hastaydı zaten ve yaşlıydı. Ve bu yüzden de artık kalbinin muhtemelen dayanmadığı ve kalp krizi geçirdiği sonucuna vardılar. Herhangi bir şekilde otopsi, inceleme vesaire yapmadılar. Hadi tamam diyelim ki polis onu şehirden şehire takip edemiyor. Ee, kendi şehri dışındaki kanıtlara, işte kayıtlara ulaşamıyor. Tamam. Buna dair kurallar olabilir özellikle Amerika'da zaten böyle kurallar çok var. Ama hiç kimse yani Christie'nin etrafındaki hiç kimse mi fark etmedi bu durumu? Bir üvey kız kardeşi var. Şimdi anlatacağım size olayı. O bile fark etmemiş. Yani gerçekten ya inanılmaz şanslı ya da bilmiyorum çok iyi manipüle ediyor insanları. Çünkü Wilburn'un hayatını kaybetmesinden kısa bir süre sonra Christine, üvey kız kardeşi ve onun çocuğu Jennifer Daniels'la birkaç böyle ayak işi yapıyordu. Hani günlük işleri yürütüyorlardı. Ama o gün günün erken saatlerinde Jennifer'ın aşı olması gerekiyordu. Ardından da böyle markete uğrayacaklar ve eve döneceklerdi. Çocuğa aşı yapıldı. Ardından da planladıkları gibi marketin önüne geldiler. Ve Christine de üvey kardeşine istersen sen gir hani bir koşu gerekli şeyleri al marketten ben de çocuğun başında arabanın içinde durayım bekleyeyim dedi. Şimdi onunla girerse hani iş uzayacak onu kontrol etmesi gerekecek vesaire diye onu kabul etti. Sonuçta üvey de olsa kardeşi yani. Ama geri döndüğünde Christine'i panik içinde buldu. Çünkü 18 aylık ve o zamana kadar tamamıyla sağlıklı olan bebeği artık nefes almıyordu. Uykusunda öldüğüne inanıyorlardı ve yine bir ani bebek ölümü sendromu vakası olduğu veya yakın zamanda hani birkaç saat öncesinde yaptırdığı aşıyla alakalı olabileceği düşünüldü. Dava kapandı. Ama Christine bu korkunç eylemlerini çok daha uzun bir süre devam ettiremeyecekti. Çünkü bir yıl sonra 2 Temmuz 1982'de o sıralarda Christine 19 yaşındaydı ve Travis Coleman adında 10 haftalık bir bebeğe bakıyordu. Aynı zamanda Christine o sırada erkek arkadaşıyla bir karavanda yaşamaktaydı ve bebeğe de orada bakıyordu ve yine bebeğin durduk yere aniden nefes almayı bıraktığını söyledi. Bebek hayatını kaybetmeden önce zatüre belirtileri gösteriyordu ve bu yüzden aslında ilk başta hastalığından dolayı ölmüş olabileceği düşünüldü. Ama yerel medya ve topluluktaki insanlar bir şeylerin farkına varmaya başlamışlardı. Hayatını kaybeden çocukların bir şekilde Christine Falling ile bir bağlantısı vardı. Çoğu onun bakımı altındayken hayatını kaybetmişti. Öyle ki Travis iki yıl içerisinde Christine'in bakımı altındayken hayatını kaybeden çocuklardan beşincisiydi. Yani bu 1-2 ile falan sınırlı da değil. Tesadüf olamayacak bir noktaya geldi artık. Polis de bunu keşfetmelerinin ardından e, ebeveynlerine baskı yapmaya başladı Travis'in. İşte hani bir otopsi yapmamız gerek. Sizin için ağır olabilir duygusal olarak e, bunu yapmak istemiyor olabilirsiniz ama bunun şüpheli bir ölüm olduğunu düşünüyoruz dediler ve e, onun ebeveynleri de tabii ki de kabul et çünkü çocukları herhangi bir hastalıktan vesaire de değil, doğal sebeplerden değil de korkunç bir varlığın elinde hayatını kaybettiyse bunu onlar da bilmek ve adalete kavuşmak istiyorlardı. Yapılan otopsi sonucundaysa Travis'in boğularak öldüğüne dair belirtiler olduğu gözlemlendi ve bu herhangi bir şekilde kazayla olmuş bir şey değildi yani. Christine de bunun üzerine sorgulanmak için karakola götürüldü ve belli bir süre sonra itirafta bulundu. Hatta kendi nöbeti sırasında gizemli bir şekilde hayatını kaybeden diğer 3 çocuk hakkında da itirafta bulundu ve e, bunun sebebi olarak da şunu öne sürdü. Christine kendi kafasında sesler duyuyordu. Bu sesler hani nereden geliyor bilmiyordu. Halüsinasyon gibi. Bu sesler ona çocukları bir battaniye ile boğmasını söylüyordu. Christine de sırf bu sesleri susturabilmek için onlar ne derse aynısını uyguluyordu. Kendisine eğer bu dava mahkemeye giderse savcılık senin için idam cezası isteyecek denildi ve bu bilgiyi öğrendikten sonra da Christine suçsuz olduğuna dair bir beyanda bulunmamayı tercih etti ve ömür boyu hapis cezası karşılığında 5 çocuğun cinayetini e, kendisi üstlenmeyi kabul etti. Yani suçlu olduğuna dair beyanda bulundu. Bu sayede herhangi bir duruşma falan olmayacaktı ve e, Christine de direkt cezasını alacaktı. Bunlara ek olarak yaptığı her şeyi detaylı bir şekilde anlattığı kayıtlar da mevcut. Hepsini itiraf etti yani bir kayda alındığını bilerek. Hatta ilk kurbanı Cassidy'den bahsetti. Onunla oyun oynadığını söyledi asıl olay olmadan önce biraz gürültü yapıyordu ya da öyle bir şeydi sanırım. Neyse ben de nefes almayı bırakana kadar boğdum onu dedi. Direkt bakın bu sakinlikten bahsediyorum. Direkt seçilen kelimeler bile tüylerimi ürpertiyor. Bir de sakin bir şekilde anlatıyordu bunların hepsini. Nedenini bilmiyorum dedi kendisi ama aslında nedenini bir nevi biliyordu. Çünkü çoğu kişinin düşüncesine göre Christine baktığı bir bebek hayatını kaybettiğinde aldığı ilgiden besleniyordu. Yani insanlar mesela onun çocukları çok sevdiğini düşünüyorlardı. Onlara bakarken çok mutlu olduğunu, bu işten çok keyif aldığını, çok bağlandığını. Ve her seferinde trajik bir şekilde bu çocuklar hayatını kaybediyordu. Bunun sonucunda da onun ne kadar işte acı içerisinde, ne kadar üzgün olduğunu vesaire düşünerekten ona da yoğun bir ilgi veriyorlardı. Christine Falling tabii ki Suçlu bulundu ve kendisi 3 tane müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezaların hepsini aynı anda çekecekti. Bunun ne anlamı var gerçekten bilmiyorum. Çok bilgim olmayan konulara girmek istemiyorum. Tamam, okey ama yine de bana biraz mantıksız geliyor yani bu kadının tehlikeli olduğu çok ortada değil mi? Serbest bırakılırsa ki genelde hani ömür boyu hapis diyorsunuz, müebbet diyorsunuz ama bir yerde şartlı tahliyeyle serbest bırakılma şansları da olabiliyor. Ve bu şansın olması bana birazcık saçma geliyor. 3 cezayı da ardı ardına çekecek olsaydı bence o zaman daha tatmin edici bir ceza olurdu. Yani üçünü de aynı anda çekmek 3 ceza verilmesini çok da anlamlı kılmıyor. Aynı şey sonuçta bir tane verilmesiyle bir nevi. Bu arada yaşlı bir adam vardı ya Wilburn Swindle diye. Ona yaptıklarını Christine hemen itiraf etmemişti. Ama müebbet hapis cezasının 3. yılının sonunda falan bu adamın da canına kıydığını ve bunu da boğarak yaptığını itiraf etti. İnsanlar onun hayatını kaybetme sebebini kalp krizi olarak düşündükleri için yani Christine herhangi bir şekilde bunu itiraf etmese büyük ihtimalle bu olay da hiç bilinmeyecekti ve hani sonsuza kadar onu sır olarak saklayacaktı. Christine 25 yıl hapis yattıktan sonra daha önce bahsettiğim noktaya geliyoruz. 2017'de şartlı tahliye için uygun hale geldi duruşmaya onu desteklemek için kimse gelmedi ve sonuç olarak da şartlı tahliye başvurusu reddedildi. Ve bu yıl için başka bir duruşma planlanıyordu bildiğim kadarıyla. Ama e, herhangi bir şekilde buna dair bir haber yok ortada. Belki 2020 yılında global olarak yaşadığımız e, sıkıntıdan, sağlık sıkıntısından ötürü ertelenmiştir. Bu şekilde söylüyorum çünkü kurallar ya da henüz gerçekleşmemiştir yılın sonuna ...falan koymuşlardır bilmiyorum. Ama bu tekrarlanacak olan duruşmada... ...şartlı tahliyesine izin verilmezse... E, ...kendisi uzun bir süre daha... ...hapishanede kalmaya devam edecek diye biliyorum. E, ömrünü orada geçirecek gibi. Şartlı tahliye edilirse de gerçekten şaşırırım açıkçası. Tekrardan çocukların olduğu bir dünyaya... ...neden gönderilir böyle tehlikesi olan birisi. Sonuç olarak yine hiçbirimiz... ...kendi çocuğumuzun, kendi yakınlarımızın bakımında kendimize olduğu kadar hiç kimseye güvenemeyiz. Bu davayla da bunu görmüş olduk. Yani bu dünyaya dair insanın umutları böyle olaylarla iyice sönüyor bence. Gerçekten üzücü yani bunlar çok ayrı bir seviye çünkü savunmasız insanlara, savunmasız varlıklara bir şeyler yapılması hani hepsi zaten kötü. Kime yapılırsa yapılsın ama bu ayrı bir seviyeye taşıyor resmen benim gözümde. Bu cehennemden gelen bebek bakıcısı olarak anılan kişi sadece bir gülümsemeyle, cana yakın nazik tavırlarla insanların güvenini kazanmayı başarmış birisi. Ama tabii ki de hiçbir zaman olayın arka yüzünün ne olduğunu, o kişinin içinde gerçekten neler olduğunu bilmiyoruz ve dünya gerçekten çok tehlikeli bir yer olmaya başladı. Ben de bu yüzden de çok çok üzgünüm. İnanın ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çünkü ülkemizde de birçok şey yaşanıyor ve bunları çok kez konuşuyoruz. Her zaman bir duygularımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Öfkemizi, üzüntümüzü ama artık gerçekten yani bazen kelimeler yetmiyor. Bir şeyler söylesek bile çaresiz hissetmeye devam edebiliyoruz bazen. Sizin düşünceleriniz de tabii ki merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Bu ve bu gibi olaylar hakkında sizin düşünceleriniz, bunları önlemek adına yapılabilecek şeyler varsa özellikle de aklınıza gelen, işe yarar olduğunu bildiğiniz bunları da yorumlara yazın. Hani okuyan herkes de bilgilenebilsin en azından. Evet bugünkü videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bana karşı bu süreçte sabrınız ve desteğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Umarım kısa süre içerisinde yeni videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.